Kum Adam. Yazan Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Nettingen'dan Lothar'a. Elbette hepiniz bu kadar uzun zaman yazmadığım için çok tedirginsinizdir. Annem herhalde kızıyordur. Clara da benim burada bir elim yağda, bir elim balda yaşadığımı, kalbime ve aklıma öylesine derinden kazıdığım melek yüzlü güzelimi tümden unuttuğumu sanıyordur. Ama durum böyle değil. Her gün ve her saat sizleri düşünüyorum. Ve tatlı rüyalarda güzel Clara'cığımın sevimli yüzü gözümün önüne geliyor. Ve parlak gözleriyle bana, odanıza girdiğim andaki gibi edalı edalı gülümsüyor. Ah, şimdiye kadar tüm düşüncelerimi alt üst eden bu paramparça ruh hali içinde size nasıl yazabilirdim ki? Korkunç bir şey hayatıma girdi. Karşı karşıya kaldığım kötü kadere dair karanlık sezgiler, tek bir sıcak gün ışığını geçirmeyen kara bulutların gölgeleri gibi üzerimi kaplıyor. Başıma neyin geldiğini artık sana söylemem lazım. Söylemek zorundayım. Bunu kabul ediyorum. Ama daha bunun düşüncesi bile beni deli gibi kahkaha atmaya zorluyor. Ah candan sevdiğim Lothar. Birkaç gün önce başıma gelen şeyin hayatımı gerçekten böylesine gaddarca tahrip edebildiğini sana biraz olsun hissettirebilmek için nasıl başlasam? Keşke burada olsan. O zaman kendin görebilirdin. Ama şimdi kuşkusuz benim sanrılar gören bir budala olduğumu sanacaksın. Kısacası başıma gelen ve ölümcül etkisinden kaçınmak için boş yere çabaladığım o korkunç şey birkaç gün önce, yani 30 Ekim'de öğleyin saat 12'de bir barometre satıcısının odama gitmesinden ve bana mallarını göstermesinden ibaret. Hiçbir şeyi satın almayıp onu merdivenden aşağı yuvarlamakla tehdit ettim. Neyse ki o da bunun üzerine kendiliğinden çekip gitti. Yalnızca bana ait olan, yaşamımı derinden sarsan ilişkilerin bu olaya bir anlam kazandırabileceğini, dahası o uğursuz satıcı bozuntusunun üzerimde düşmanca bir etki bırakmış olabileceğini tahmin etmişsindir. Gerçekten de öyle oldu. Sana ilk gençlik çağımın, keskin zekanda her şeyi açık seçik ve anlaşılır imgeler halinde kavrayabileceğin kadarını sükunet ve sabırla anlatabilmek için var gücümle kendimi topluyorum. Tam başlayacakken senin güldüğünü, Clara'nınsa şöyle dediğini duyar gibi oluyorum. Çocukça şeyler bunlar. Gülün, sizden rica ediyorum. İştenlikle gülüp alay edin benimle. Sizden çok rica ediyorum. Ama göklerdeki Tanrı biliyor ya, tüylerim diken diken oldu. Öyle ki gülüp alay edin diye delice bir çaresizlik içinde size yalvarır gibiyim. Tıpkı Franz Moor'un Daniel'e yalvardığı gibi. Şimdi sadede gelelim. Öğle yemeği dışında biz, yani ben ve kardeşlerim, gün içinde babamızı pek görmezdik. Görevi onu fazlasıyla meşgul ediyor olmalıydı. Eskiden adet olduğu üzere saat 7'de oturulan akşam yemeğinden sonra hepimiz, annem de bizimle birlikte olmak üzere babamın çalışma odasına gider ve yuvarlak bir masanın etrafına toplanırdık. Babam pipo yakar, yanında da büyük bir bardak bira içerdi. Çoğu zaman bize olağanüstü öyküler anlatır ve kendine bunu öyle kaptırırdı ki piposu sürekli sönerdi. Bense yanan bir kağıdı tutarak pipoyu tekrar yakmakta görevliydim. Bu da benim için en büyük eğlencelerden biriydi. Ama bazen de elimize resimli kitaplar verir, sessiz ve donuk, koltuğunda öylece oturup duman bulutları çıkartır, hepimiz sisin içinde yüzer gibi olurduk. Böyle akşamlarda annem çok hüzünlü olurdu ve saat daha 9'u vurmadan şöyle derdi. ''Hadi çocuklar, yatağa, yatağa, kum adam geliyor, hissediyorum.'' Gerçekten de her defasında o anda bir şeyin ağır adımlarla gümbür gümbür merdivenden çıktığını duyardım. Kum adam olmalıydı bu. Derinden duyulan ayak sesleri ve o gümbürtüler bana bir defasında özellikle korkutucu gelmişti. Bizi götürürken anneme sordum. Anne, bizi babamızdan hep ayıran bu kötü kum adam kim acaba? Nasıl biri? Kum adam diye biri yok sevgili çocuğum, diye karşılık verdi annem. Kum adam geliyor dediğimde, bu uykunuz gelmiş ve gözlerinizi
Sanki içlerine kum serpilmiş gibi açık tutamıyorsunuz demek. Annemin yanıtı beni tatmin etmedi. Hatta çocuk ruhumda annemin yalnızca ondan korkmalıyım diye kum adamı inkar ettiği düşüncesi belirgin biçimde yer etmeye başladı. Ne de olsa ben hep onun merdivenden çıktığını duyuyordum. Bu kum adam ve biz çocuklar olan ilişkisi hakkında daha fazla şey öğrenme merakıyla dolup taşıyordum. Ve nihayet en küçük kız kardeşime bakan yaşlı dadıya bu kum adamın nasıl bir adam olduğunu sordum. Natiyerciğim, hala bunu bilmiyor musun? O kötü bir adam. Yatmak istediklerinde çocukların yanına gelir ve gözlerine avuç dolusu kum serper. Çocukların gözleri kan revan içinde yuvalarından fırlar. Sonra kum adam onları bir çuvala atar ve yavrularını beslemek için hilalin içine götürür. Yavruları oradaki yuvada oturur. Baykuşlarınki gibi kıvrık gagalarıyla yaramaz çocukların gözlerini yerden kaldırıp yerler. Korkutucu kum adamın görüntüsü şimdi içimi kaplamış, feci bir şekilde gözlerimin önüne gelmişti. Akşamleyin bir şeyin merdivenden gürültüyle yukarı çıktığını duyduğum anda korku ve dehşet içinde titremeye başladım. Annemin ağzımdan alabildiği tek şey gözyaşları içinde kekeleyerek "Kum adam, kum adam!" diye haykırışım oldu. Bunun üzerine yatak odasına koştum. Bütün bir gece boyunca kum adamın ürkütücü görüntüsü beni rahat bırakmadı. Dadının bana kum adam ve hilaldeki çocuk yuvası hakkındaki anlattıkları pek doğru olamayacağını anlayacak kadar büyümüştüm artık. Yine de kum adam benim için ürkütücü bir hayalet olarak kaldı ve onun merdivenden yukarı çıkmakta kalmayıp babamın odasının kapısını da hızla açıp içeri girdiğini duyduğumda korku, dehşet sarıyordu beni. Bazen uzun süre ortalıkta görünmüyordu. Sonra arka arkaya daha sık geldiği oluyordu. Bu böyle yıllarca sürdü ve ben o tekinsiz hayalete alışamadım. Kafamdaki korkunç kum adam imgesi solmadı. Babamla ilişkisi hayal gücümü giderek daha fazla meşgul etmeye başlamıştı. Aşılamaz bir çekingenlik bunu babama sormaktan beni alıkoyuyordu. Ama bu gizemi bizzat araştırmak, efsanevi kum adamı görmek için yıllarla birlikte içimde giderek daha büyük bir heves oluşmuştu. Kum adam beni olağanüstüğünün, maceranın çocuk ruhunda kolay yer edinen yoluna sokmuştu. Kobalt madenlerini lanetleyen küçük cinler, yani kobaltların, cadıların, parmak çocukların ve benzerlerinin tüyler ürpertici öykülerini dinlemekten ya da okumaktan daha fazla sevdiğim bir şey yoktu. Ama kum adam her zaman başı çekiyordu. Onu en tuhaf, en iğrenç şekillerde her yerde masalara, dolaplara ve duvarlara tebeşirle, kömürle çiziyordum. 10 yaşına geldiğimde annem beni çocuk odasından alıp koridorda babamın odasının yakınında bulunan küçük bir odaya yerleştirdi. Yine de saatin tam 9'u vurmasıyla evin içinde o meçhul şahsın varlığı duyulduğunda hızla ortadan kaybolmamız gerekiyordu. Küçücük odamda onun babamın odasına girdiğini hissederdim. Kısa süre sonra ise evin içinde tuhaf kokulu hafif bir buhar yayılıyormuş gibi gelirdi bana. Merakımla birlikte bir şekilde bu kum adamla karşılaşmak için cesaretim de giderek artıyordu. Çoğu kez annem geçip gittikten sonra küçük odadan gizlice koridora süzülürdüm ama hiçbir şey duyamazdım. Çünkü kum adam onu görebileceğim yere ulaştığımda çoktan kapıdan girmiş olurdu. Sonunda karşı konulmaz bir dürtüyle babamın odasında saklanmaya ve kum adamı beklemeye karar verdim. Bir akşam babamın suskunluğundan, annemin üzüntüsünden kum adamın geleceğini anladım. Bu nedenle çok uykum varmış gibi yapıp saat daha 9 olmadan odayı terk ettim ve kapının hemen yanında gizli bir köşede saklandım. Evin kapısı gıcırdadı. Yavaş, ağır, uğultulu adımların koridordan merdivene doğru ilerlediği duyuluyordu. Annem kardeşimle birlikte telaşla önümden geçti. Usulca babamın odasının kapısını açtım. Babam her zamanki gibi sırtı kapıya dönük, kıpırdamaksızın kas kat oturuyordu. Beni fark etmedi. Hızla içeri girdim ve kapının hemen yanında duran, içinde babamın giysilerinin asılı olduğu bir dolabın önüne çekilmiş perdenin arkasına geçtim.
Daha yakından, giderek daha yakından yankılanıyordu ayak sesleri. Dışarıdan tuhaf öksürme, tıksırma ve homurdanma sesleri geliyordu. Korku ve heyecandan kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Kapının tam dibinde, kuvvetli bir ayak sesi, kapı koluna sert bir hamle, kapı gümbürtüyle yerinden oynuyor. Güç bela cesaretimi toplayıp temkinlince aradan bakıyorum. Kum adam odanın tam ortasında babamın karşısında duruyor, ışıkların parlak yansıması yüzünü yakıyor. Kum adam, korkunç kum adam. Bize bazen öğle yemeğine gelen o ihtiyar avukat Coppelius. Ne var ki en fecisinden bir diş görünüş bile bende bu Coppelius'tan daha derin bir dehşete yol açamazdı. Biçimsiz koca kafası, toprak sarısı suratıyla kalın gri kaşlarının altında yeşile çalan bir çift kedi gözünün insanın içine işleyen keskin pırıltılar saçtığı geniş omuzlu iri bir adam düşün. Uzun, haşmetli burnu üst dudağına sarkıyor. Eğri ağzı sık sık kötü niyetli bir gülüşle çarpılıyor. Sonra yanaklarda birkaç koyu kırmızı leke beliriyor. Ve sıkılmış dişlerin arasından tuhaf şekilde tıslayan bir ses çıkıyor. Coppelius her zaman demode kesimli, kür grisi bir ceket, yine aynı şekilde demode bir yelek ve pantolonla siyah çorap ve yandan tokalı siyah ayakkabılarla dolaşırdı. Küçük peru kafasının tepesini zar zor kapatırdı. Yapıştırma lüleler büyük kırmızı kulaklarının hayli üzerinde durur ve saçları toplayıp yerleştirmeye yarayan gevşekçe bağlanmış bir kese ensesinden dışarı çıkar. Bu nedenle de katlanmış boyun bağını tutan gümüş toka görülürdü. Zaten görünüşü büsbütün itici ve iğrençti. Ama biz çocuklara özellikle o boğumlu, kıllı koca elleri itici geliyordu. Bu nedenle onun dokunduğu hiçbir şeyi istemezdik. Bunu fark etmiş ve iyi yürekli annemizin gizlice tabağımıza koyduğu bir parça pastaya ya da tatlı bir meyveye şu ya da bu bahaneyle dokunmak onun eğlencesi haline gelmişti. Ve bizler sevinmemiz için verilen bu tatlının gözlerimizde parlayan yaşlarla iğrenip tiksindiğimizden tadına bile bakmak istemezdik. Bayram günlerinde babam bize küçük bir kadeh tatlı şarap ikram ettiğinde de yine böyle yapardı. Çabucak ellerini uzatır, hatta kadehi mosmor dudaklarına değdirir ve bizler öfkemizi ancak sessizce iç çekerek ifade edebildiğimizde ise gayet şeytanca gülerdi. Bize küçük canavarlar deme adetindeydi. O geldiğinde sesimizi çıkarmamız yasaktı ve biz bilerek ve isteyerek en küçük sevincimizi engelleyen bu çirkin, kötü adama lanet okuyorduk. Annem de tıpkı bizim gibi iğrenç Coppelius'tan nefret ediyordu galiba. Çünkü ortaya çıktığı anda annemin neşesi, güreç kaygısız hali üzüntülü, karanlık bir ciddiyete dönüşürdü. Babam Coppelius'a karşı tuhaflıklarına katlanılması ve her şekilde hoş tutulması gereken yüce bir varlıkmış gibi davranıyordu. Onun sessiz bir işareti en sevdiği yemeklerin pişmesi ve nadir şarapların açılması için yeterliydi. Artık bu Coppelius'u gördüğümde ondan başka hiç kimsenin kum adam olamayacağı düşüncesi ruhumda korku ve dehşetle yükseliyordu. Şu var ki kum adam benim için artık dadı masalında ilaldeki baykuş yuvasına yem olarak çocuk gözleri taşıyan o umacı değildi. Hayır, adım attığı her yere feryat, acı, ezeli ve ebedi, yıkım getiren çirkin, uğursuz bir musibetti. Donup kalmıştım. Fark edilme ve sert bir şekilde cezalandırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğimi düşünerek olduğum yerde durdum. Kulak kabartarak kafamı perdenin arasından uzattım. Babam Coppelius'u törensel bir havada karşıladı. Hadi, iş başına, diye seslendi Coppelius. O da kısık, şirret bir sesle ve ceketini bir kenara fırlattı. Babam suskun ve surat asık, geceliğini çıkardı ve her ikisi de uzun siyah önlükler giydi. Bunları nereden aldıkları gözümden kaçmıştı. Babam bir gömme dolabın kapağını açtı. Ne var ki uzun zaman gömme dolap sandığım şeyin aslında kara bir oyuk olduğunu, içinde ise küçük bir ocağın bulunduğunu gördüm. Coppelius babamın yanına yaklaştı ve ocaktan mavi bir alev çatırdayarak yükseldi. Etrafta bir yığın tuhaf alet duruyordu.
Aman tanrım. İhtiyar babam o anda ateşe doğru eğildiğinde çok farklı göründü. Yüz hatlarını geren korkunç bir acı yumuşak, dürüst çehresini çirkin, iğrenç şeytan görünümüne dönüştürmüş gibiydi. Copperius'a benziyordu. Copperius ise kor kırmızısı maşayı sallayarak yoğun dumanın içinden parlak kütleler çıkarıyor, sonra da bunları büyük bir gayretle çekişliyordu. Sanki etrafta insan suratları görünüyormuş gibi geliyordu bana. Ama gözleri yoktu. Bunların yerine korkunç, derin kara çukurlar vardı. ''Gözleri ver! Gözleri ver!'' diye bağırdı Copperius uğuldayan boğuk bir sesle. Vahşi bir dehşete kapılarak çığlık attım. Ve gizlendiğim yerden çıkarak yere kapaklandım. O anda Copperius beni yakaladı. ''Küçük canavar! Küçük canavar!'' diye söylendi dişlerini gıcırdatarak. Beni tutup havaya kaldırdı ve ocağın üstüne fırlattı. Alevler saçımı yakmaya başlamıştı. Şimdi elimizde gözler var. Gözler. Bir çift güzel çocuk gözü. Copperius işte böyle fısıldayarak yumruklarıyla alevin içinden kor kırmızısı taneler tutup çıkarttı. Ve bunları gözlerime serpmek istedi. O anda babam yalvararak ellerini havaya kaldırdı ve bağırdı. Üstad! Üstad! Nathan elimin gözlerini bırak. Gözlerini ona bırak. Copperius acı bir kahkaha atarak haykırdı. O zaman gözleri oğlana kalsın. Ve zırlayarak dünyadaki görevini yerine getirsin. Ama şimdi ellerin ve ayakların mekanizmasını iyice bir inceleyelim. Bunu söyler söylemez beni eklemlerimi çatırdatacak kadar sert biçimde tuttu. Ellerimi ve ayaklarımı sökerek birini şuraya, öbürünü buraya takıp durdu. Hiçbir yerde düzgün durmuyor bunlar. İhtiyar işi biliyormuş. Diye peltek peltek tısladı. Ama etrafımdaki her şey kapkara bir karanlığa gömülüyordu. Ani bir kramp sinirden ve kemiklerden geçip gitti. Artık hiçbir şey hissetmiyordum. Yumuşak sıcak bir esinti yüzümün üstünden kayıp geçti. Ölüm uykusundan uyandım. Annem üzerime doğru eğilmişti. Kum adam hala burada mı? Diye kekeledim. Hayır sevgili çocuğum. Uzun zaman önce gitti. Sana zarar vermez. Annem böyle diyerek yeniden kazandığı bir tanesini öpüp kucakladı. Seni neden yorayım candan sevdiğim Lothar? Neden ayrıntıları uzun uzun anlatayım? Hala söylenmesi gereken çok şey varken. Yeter. Gizlice dinlerken yakalanmış ve Copperius tarafından hırpalanmıştım. Korku ve dehşet beni haftalarca hasta yatıran bir ateşlenmeye yol açmıştı. Kum adam hala burada mı? Diye devamlı sayıklıyordum. Sağlığıma yeniden kavuştuğumda söylediğim ilk şey bu olmuştu yine. Ve iyileşmenin, kurtulmanın işaretiydi. Sana gençlik yıllarımın en korkunç anını da anlatmama izin ver. Şimdi bana her şeyin renksiz görünmesinin nedeninin gözlerimin aptal olmadığını, karanlık bir alın yazısının belki de yalnızca ölerek yırtabileceğim bulanık bir bulut perdesini yaşamımın üstüne gerçekten örttüğüne ikna olacaksın o zaman. Copperius bir daha ortalıkta görünmedi. Şehri terk ettiği söyleniyordu. Bir yıl geçmiş olmalıydı. Değişmeden kalan o eski adet geri bir akşam yine yuvarlak masanın etrafında oturuyordu. Babam çok neşeliydi ve gençliğinde yaptığı seyahatler hakkında çok eğlenceli şeyler anlatıyordu. O sırada saat 9'u vurduğunda birden sokak kapısının menteşelerinin gıcırdadığını ve demir gibi ağır, yavaş ayak seslerinin koridordan gelip merdivenleri çıktığını duyduk. ''Copperius bu'' dedi annem beti benzi atarak. ''Evet, bu Copperius'' diye tekrarladı babam donuk kesik bir sesle. Annemin gözlerinden yaşlar boşaldı. Ama böyle mi olmak zorundaydı? Dedi annem. Son kez. Bana son kez geliyor. Seni temin ederim. Hadi git. Çocuklarla git. Dedi babam. Sanki ağır, soğuk bir taşın içine sıkıştırılmışım gibi gelmişti bana. Nefesim tutulmuştu. Hareketsiz, öylece donup kaldığımda annem kolumdan tuttu. Gel Nathan, hadi gel. Beni götürmesi için kendimi bıraktım.
odama girdim. Sakin ol. Sakin ol ve yatağa yat. Uyu, tamam mı? Diye seslendi annem giderken. Ama tarifsiz derin bir korku ve tedirginlik içinde kıvranırken gözümü kırpmadım. Nefret ettiğim iğrenç kapeluz parıldayan gözlerle karşımda duruyor ve bana pis pis sırıtıyordu. Görüntüsünden kurtulmak için boş yere uğraşıp durdum. Herhalde gece yarısı olmuştu ki sanki bir tüfek ateşlemişçesine korkunç bir patlama sesi duyuldu. Bütün ev sarsıldı. Kapımın önünden bir ışırtı ve uğultu sesi geçti. Evin kapısı gürültüyle çarpıldı. "Bu Kapolius!" diye dehşetle aykırarak yataktan fırladım. O anda keskin, acı dolu, çaresiz bir feryat duyuldu. Babamın odasına doğru koştum. Kapı açıktı. Boğucu bir buhar bana doğru dışarı taşıyor, hizmetçi kız bağırıyordu. "Eyvah! Eyvah! Beyefendi! Beyefendi!" Buharların yükseldiği ocağın önünde yerde babam ölmüş yatıyordu. Yanarak kapkara olmuş, yüzündeki ifade korkunç biçimde çarpılmıştı. Etrafında kız kardeşlerim iç çekip ağlıyorlardı. Yanlarındaki annemse baygın haldeydi. "Kopelius, alçak şeytan, babamı sen öldürdün!" Böyle haykırıyordum. Aklım başımdan gitmişti. İki gün sonra babamı tabuta koyduklarında yüz ifadesi yaşarken olduğu gibi yine ılımlı ve yumuşaktı. Şeytani Kopelius da bağının onu ebedi felakete sürüklememiş olabileceği düşüncesi ruhum için tek teselli oldu. Patlama komşuları uyandırmıştı. Olay etrafta duyuldu ve resmi makamlara intikal etti. Onlar da Kopelius'tan hesap sormak istiyordu. Oysa hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Şimdi sana candan sevdiğim dostum, o barometre satıcısının işte bu lanet olası Kopelius olduğunu söylersem, bu kötülük dolu şahsı ağır bir felaketin habercisi olarak gördüğüm için bana darılmayacaksındır. Farklı giyinmişti ama Kopelius'un yapısı ve yüz hatları yanılmayacağım kadar derin biçimde ruhuma kazınmış durumda. Ayrıca Kopelius adını bile değiştirmemiş. Duyduğuma göre burada kendisini Piemonteli mekanikçi olarak tanıtıyor ve adının Giuseppe Coppola olduğunu söylüyormuş. Onunla hesaplaşmakta ve babamın ölümünün intikamını almakta kararlıyım. Her nasıl sonuçlanacaksa sonuçlansın. Uğursuz musibetin ortaya çıktığından anneme söz etme. Sevgili Şirin Clara'ma selamlarımı ilet. Ona sakin ruh haliyle yazacağım. Hoşça kal. Clara'dan Nathan Ola. Bana oldukça uzun zamandan beri yazmadığın doğru. Ama yine de beni aklında ve düşüncelerinde taşıdığına inanıyorum. Çünkü kardeşim Lothar'a yazdığın son mektubunu gönderecekken, zarfa onun yerine benim ismimi yazdığında herhalde pek yoğun biçimde beni düşünüyordun. Sevinçle mektubunu açtım. Ve yanlışlığı ancak candan sevdiğim Lothar sözcüklerinde fark ettim. Bu durumda okumaya devam etmemem, mektubu kardeşime vermem gerekirdi. Ama çocukça şakalaşmalarımız içinde bir aralar beni ev tipimize yıkılacak olsa, hızla kaçmadan önce perdenin bozuk kıvrımını eliyle çabucak düzeltecek türden bir kadın misali sakin, kadınsı ağırbaşlılıkta bir kişiliğe sahip olmakla itham etmişsen de, mektubun başının beni sarstığı konusunda seni temin etmem herhalde gerekmez. Soluk alamaz haldeydim. Gözlerimin önünde ışıklar titreşiyordu. Ah, candan sevdiğim Nathan Hall. Hayatına böylesine korkunç ne girmiş olabilirdi? Senden ayrılmak, seni bir daha hiç görmemek. Bu düşünce kor halinde bir hançer gibi göğsüme saplandı. Okumaya devam ettim. İğrenç Kopelius'a ilişkin betimlemelerin tüyler ürpertici. İyi huylu yaşlı babanın böylesine korkunç biçimde ve şiddete maruz kalarak öldüğünü ancak şimdi anlıyordum. Kendisine ait olan şeyi ilettiğim kardeşim Lothar beni sakinleştirmeye çalıştı. Ama pek başarılı olamadı. Ölümcül barometre satıcısı Giuseppe Coppola beni her adımda takip ediyordu. Ve ben başka zamanlar çok dingin olan sağlıklı uykumu çeşitli tuhaf kabuslarla böldüğünü itiraf etmekten hani neredeyse utandım.
Ama kısa süre sonra daha ertesi gün içimde her şey farklı şekillenmişti. Eğer Lothar sana, Coppolius'un sana kötü bir şey yapacağına ilişkin tuhaf hissime rağmen her zamanki gibi şen şarkak olduğumu söylerse bana sakın kızma canım sevgilim. Sana doğrudan şunu itiraf etmek isterim ki sözünü ettiğin tüm o dehşet verici ve korkunç şeyler benim görüşüme göre yalnızca senin içinde olup bitti. Ama hakiki dış dünyanın bunda payı herhalde pek azdı. İhtiyar Coppolius yeterince itici biri olmuş olabilir. Ama çocuklardan nefret etmiş olması, siz çocuklar da ona karşı gerçek bir nefrete yol açmıştır. Elbette şimdi senin çocuksu ruhunda dadı masalının korkunç kum adamı İhtiyar Coppolius'la ilişkilendi. Sen kum adama inanmasan da o senin gözünde özellikle de çocukları için tehlikeli bir musibet olarak kaldı. Geceleri babanla giriştikleri tekinsiz şeyler herhalde gizlice yaptıkları simya deneylerinden başka bir şey değildi. Annem bundan memnun olamazdı. Çünkü mutlaka epey para boşa harcanıyordu. Ve üstelik böyle laborantlar için hep söz konusu olduğu üzere babanın aklı yüce bilgiye erişme arzusuyla tümüyle doluyor ve bu da ailesine ilgisini azaltıyordu. Babam mutlaka kendi dikkatsizliği sonucunda kendi ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve Coppolius bundan sorumlu değildir. Deneyimli eczacı komşumuza böyle kimyasal deneylerde anında öldüren bu türden patlamaların mümkün olup olmadığını sorduğuma inanır mısın? Şöyle dedi, elbette. Ve kendi tarzında oldukça ayrıntılı ve zor anlaşılır biçimde bunun nasıl olabileceğini anlattı. Ve bu sırada kulağa öyle tuhaf gelen isimler kullandı ki bunları aklımda hiç tutamadım. Şimdi herhalde Clara'na kızacak, şöyle diyeceksin. İnsanı çoğu kez görünmez kollarla kavrayan gizemin hiçbir ışını onun bu soğuk ruhunun içine sızamıyor. Yalnızca dünyanın rengarenk yüzeyini görüyor ve içinde öldürücü bir zehrin gizlendiği o altın gibi parlayan meyve karşısında ufak bir çocuk gibi seviniyor. Ah benim candan sevdiğim Nathaniel'ım. Kendi benliğimizin içinde bizi düşmanca mahvetmeye çalışan karanlık güce ilişkin bir sezginin neşeli, kaygısız, tasasız ruhlarda da bulabileceğine inanmıyor musun? Ama benim gibi cahil bir kız, eğer insanın içindeki böyle bir savaş hakkında ne düşündüğünü herhangi bir şekilde ima etmeye kalkışırsa affet. Sonunda doğru sözcükleri bulamayacağım herhalde. Ve sen bana güleceksin. Aptalca bir şey söylediğim için değil, söylerken bu kadar beceriksizce davrandığım için. İç dünyamıza böylesine düşmanca ve kalleşçe ip salan, sonra da bununla bizi sıkıp tutan ve başka zaman ayak basmayacağımız tehlikeli uğursuz bir yolda çekip götüren karanlık bir güç var mı? Böyle bir güç varsa eğer tıpkı benliğimiz gibi bizim içimizde şekilleniyor olsa gerektir. Hatta benliğimiz haline geliyordur. Çünkü ancak böyle bir durumda ona inanırız. Ve o gizli şeyi gerçekleştirmesi için gerek duyduğu yeri ona veririz. Yabancı ve düşmanca etkilerin farkına her zaman varmak, eğilimlerimizin ve mesleğimizin bize açtığı yolda sakin adımlarla ilerlemek için keyifli bir yaşamla yeterince güçlendirilmiş, sağlam bir akla sahipsek, o zaman korkutucu güç, kendi yansımamız olması gereken biçimlendirme için yapılan beyhude boğuşmanın içinde herhalde yok olur gider. Karanlık fiziksel gücün kendi kendimize ona teslim edersek, dış dünyanın yolumuza çıkardığı yabancı figürleri çoğu kez iç dünyamıza çekip soktuğu ve böylece ancak tuhaf bir yanılgı sonucu o figürden seslendirdiğine inandığımız ruhun aslında bizim tarafımızdan canlandırıldığı da kesin, diye ekliyor Lothar. Bu bizim kendi benimizin hayaleti. Onun yakın akrabalığı ve ruhumuz üzerindeki derin etkisi bizi ya cehenneme atıyor ya da bize cenneti bahşediyor. Candan sevdiğim Nathaniel, bizim, ben ve kardeşim Lothar'ın karanlık güçler ve kuvvetlerin varlığı hakkında konuştuğumuzu anlıyorsundur. Şimdi bunlar önemli olanları hiç kolay olmayan biçimde yazdıktan sonra
oldukça melankolik geliyor. Lothar'ın son söylediklerini tam olarak anlamıyorum. Ne demek istediğini yalnızca sezinliyorum. Ama yine de sanki her şey çok gerçekmiş gibi geliyor bana. Senden rica ediyorum. Bu çirkin avukat, Coppolius'u ve barometreci Giuseppe Coppola'yı aklından tamamen çıkar. Bu tuhaf adamların sana bir şey yapamayacaklarına inan. Yalnızca onların düşmanca gücüne inanmak, onları senin için gerçekten tehlikeli hale getirebilir. Mektubunun her satırından ruhunun çok derin telaş anlaşılmasa, senin durumun ruhumun en derinlerini acıtmasa, gerçekten avukat kumadam ve barometre satıcısı Coppolius'la alay edebilirdim. Neşeli ol, neşeli. Koruyucu meleğin olup yanına gelmeye ve çirkin Coppola'yı senin rüyanda rahatsız etmeye cesaret edecek olursa kahkahalarla kovmaya karar verdim. Ondan ve çirkin yumruklarından hiçbir şekilde korkmuyorum. Ne bir avukat olarak tatlımı ne de kum adam olarak gözlerimi alabilir benden. Sonsuza değin yüreğimin en derinlerinden sevdiğim Nathan Hill. Nathan'dan Lothar'a. Geçenlerde sana yazdığım mektubu elbette kafamın karışıklığından kaynaklanan bir yanlışlık sonucu Clara'nın açıp okuması hiç hoşuma gitmedi. Bana çok derin anlamlı felsefi bir mektup yazmış. Mektupta Coppolius'ta Coppola'nın yalnızca benim içinde var olduklarını ve onların kendi benimin hayaletleri olduğunu, ben öyle olduklarını fark ettiğimde anında dağılıp gideceklerini ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Böylesine parlak ve şirin gülümseyen çocuk gözlerinden çoğu kez hoş ve tatlı bir rüya gibi ışıyan kişiliğin böylesine anlayışlı, böylesine bilgece öğretici olabileceğine insan gerçekten de inanamıyor. Sana atıfta bulunuyor. Benim hakkımda konuşmuşsunuz. Her şeyi incelikle sınıflandırabilmesi ve ayrıştırabilmesi için ona mantık dersi veriyorsun galiba. Bundan vazgeç. Ayrıca barometre satıcısı Giuseppe Coppola'nın hiçbir biçimde ihtiyar avukat Coppolius olamayacağı sanırım kesindir. Buraya daha yeni gelen ve adı tıpkı ünlü doğa araştırmacısı gibi Spallanzani olan İtalyan fizik profesörünün dersine giriyor. Kendisi Coppola'yı yıllardır tanırmış. Kaldı ki Coppola'nın gerçekten Piemonteli olduğu telaffuzundan da anlaşılıyor. Coppolius Almandı. Ama bana öyle geliyor ki gerçek bir Alman değildi. Tamamen sakinleşmiş değilim. Sizler, sen ve Clara, beni ne de olsa bunalımlı bir hayalci olarak görüyorsunuz. Ama ben Coppolius'un lanetli suratının üzerimde bıraktığı etkiden kurtulamıyorum. Spallanzani'nin bana söylediğine göre şehirden ayrılmış, buna seviniyorum. Bu profesör tuhaf biri. Küçük, toparlak bir adam. Elmacık kemikleri çıkık, burnu ince, dudakları kalın, gözleri küçük ve keskin bir yüzü var. Fakat Shodovetsky'nin Berlin cep takvimlerindeki kadastro çizimlerine baksan, onu her türlü tasvirini anlattığından çok daha iyi görürsün. Spallanzani'nin görünüşü böyle. Geçenlerde merdivenden çıkarken, başka zaman cam kapıyı tamamen örten perdenin kenardan aralık kaldığını fark ettim. Niçin merakla aradan baktığımı ben de bilmiyorum. Uzun boylu, en saf oranlarda çok zayıf vücutlu, muhteşem giyimli bir kadın odada küçük bir masanın başında oturuyordu. İki kolunu masaya yaslamış, ellerini üst üste koymuştu. Kapıya dönük oturuyordu. Böylece onun melek gibi güzel yüzünü tam olarak görebildim. Beni fark etmemiş gibiydi. Zaten gözlerinde bir donukluk vardı. Görme gücünden yoksundu diyeceğim neredeyse. Sanki gözleri açık uyuyormuş gibi geldi bana. Ürperdim ve bu nedenle sessizce devam edip yanda bulunan konferans salonuna girdim. Daha sonra gördüğüm bu kişinin Spallanzani'nin ne yazık ki tuhaf ve ters bir şekilde kapalı tuttuğu, hiçbir insanın yanına yaklaşmasına izin vermediği kızı Olimpia olduğunu öğrendim. Sonuçta kız da bir ilgisi olabilir. Belki delidir ya da öyle bir şeydir. Ama tüm bunları sana niçin yazıyorum ki? Bunu sana sözlü olarak daha iyi ve daha ayrıntılı olarak anlatabilirdim. Çünkü 14 günlüğüne size geleceğimi bilmeni isterim. Tatlı, sevgili melek yüzümü,
Clara'mı yeniden görmem gerek. Çarpıcı derecede mantıklı olan o mektuptan sonra itiraf etmeliyim ki beni hakimiyetine almak isteyen keyifsiz ruh halim o zaman uçup gidecektir. Bu nedenle de bugün ona yazmıyorum. Binlerce selam. Zavallı dostum, genç üniversite öğrencisi Nathan'ın başına gelen ve sana, ey lütufkar dinleyici, anlatmaya giriştiğim bu şeyden daha tuhaf ve şaşırtıcı hiçbir şey uydurulamaz. Sen, ey teveccühlü dinleyici, kalbini, aklını ve düşüncelerini oradaki diğer her şeyi bastırıp tamamen kaplayan bir şey hiç yaşadın mı? İçinde bir şeyler coşup kabarmış, kanayan bir kora halini alıp tutuşan, kanın damarlarından fışkırma raddesine gelmiş ve yanaklarının rengini koyulaştırmıştır. Bakışın öyle tuhaflaşmıştır ki sanki bomboş bir odada başka hiçbir göze görünmeyen kişileri görmek ister gibidir. Ve sözcükler akıp giderek karanlık iç çekmelere dönüşmüştür. O anda arkadaşların sana sormuştur. Neyiniz var muhterem? Neyiniz var azizim? Sense o üç görüntüyü kor halindeki tüm renklerle, gölgelerle ve ışıklarla dile getirmek istemiş ve yalnızca başlamak için bile sözcükler bulmaya çabalayıp durmuşsundur. Ama olup biten büyüleyici, muhteşem, dehşet verici, neşeli, korkunç ne varsa her şeyi şimdi daha ilk sözcükte toparlaman ve elektrik çarpması misali hepsine birden isabet etmen gerekiyormuş gibi gelmiştir sana. Fakat her sözcük, dilin muktedir olduğu her şeyi sana renksiz, donuk ve ölü görünmüştür. Durmadan aramış, kekelemiş, pepelemişsindir. Ve dostlarının seri kanlı soruları buzlu esintiler gibi içindeki kora çarpmıştır. Ta ki sönene kadar. Ama cüretkar bir ressam gibi önce birkaç cesur çizgiyle iç görüntünün ana hatlarını çizdiğinde daha zorlanarak ve giderek daha ateşli bir biçimde renkleri boyamışsındır. Ve çeşitli figürlerin hareketli kalabalığı arkadaşlarını koparıp götürmüş ve kendilerini tıpkı senin gibi senin ruhundan ortaya çıkan resmin tam ortasında görmüşlerdir. Sana, lütufkar dinleyici, itiraf etmem gerekir ki aslında hiç kimse bana genç Nathaniel'ın öyküsünü sormadı. Ama az önce betimlediğim türden bir şeyi içlerinde taşıdıklarında sanki yakınlarına gelen herkes yalnızca bu şeyi merak ediyormuş, hatta bunun ötesinde tüm dünya nedir, anlatacak mısın dostum diye soracakmış gibi hisseden yasarların tuhaf soyundan geldiğimi gayet iyi biliyorsun. İşte Nathaniel'ın lanetli yaşamı hakkında sana söz etmek için iyice yanıp tutuştum. Bu öykünün şaşırtıcılığı, tuhaflığı tüm ruhumu sardı. Ama işte bu yüzden ve senin, ey dinleyicim, az buz şaşırtıcı olmayan bir şeye katlanmanı hemen sağlamak için Nathaniel'ın öyküsünü anlamlı, orijinal, sarsıcı biçimde başlamak için çok ter döktüm. Bir varmış bir yokmuş, her öykü için en güzel başlangıç. Fazlasıyla yetersiz. Küçük bir taşra kasabası olan herhangi bir yerde. Biraz daha iyi. En azından dönüm noktasına doğru ilerleyecek şekilde başlıyor. Ya da hemen bir şeylerin ortasına doğru. Şeytan görsün yüzünü diye vahşi bakışında öfke ve korkuyla bağırdı üniversite öğrencisi Nathaniel. Barometre satıcısı Giuseppe Coppola'ya. Üniversite öğrencisi Nathaniel'ın vahşi bakışında eğlendirici bir şey hissettiğimi sandığımda bunu gerçekten de yazmıştım. Ama öykü hiç eğlenceli değil. İçteki görüntünün parlak renklerini en az biçimde yansıtıyor gibi görünen bir sözcük bile aklıma gelmedi. Hiç başlamamaya karar verdim. Arkadaşı Lothar'ın lütfederek bana ilettiği üç mektubu anlata anlata daha fazla renk katmak için çaba göstereceğim görüntünün diş hatları olarak gör, ey lütufkar dinleyici. Bazı figürleri iyi portre ressamı gibi ele alıp orijinalini tanımadan onu benzer biçimde görmeni, hatta o kişiyi sanki daha önce kendi gözlerinde pek çok kez görmüşsün gibi hissetmeni belki başarırım. Belki, ey dinleyicim, o zaman hiçbir şeyin gerçek yaşamdan daha şaşırtıcı ve garip olmadığına ve yazarın onu yalnızca mat biçimde zımparalanmış bir aynadaki karanlık yansıma gibi ele alabileceğine inanacaksındır. Hemen başlangıçta neyin bilinmesi gerektiğinin daha iyi anlaşılması için o mektuplara
Nathaniel'ın babasının ölümünden kısa süre sonra yine ölmüş uzaktan bir akrabanın yetim kalan çocukları Clara ile Lothar'ın Nathaniel'ın annesi tarafından eve alındıklarının eklenmesi gerekir. Clara ile Nathaniel arasında güçlü bir gönül bağı oluşmuştu. Buna dünyada hiçbir insanın diyebileceği bir şey yoktu. Bu nedenle Nathaniel öğrenimine G'de devam etmek üzere oradan ayrıldığında nişanlıydılar. İşte son mektubunda orada bulunuyor ve ünlü fizik profesörü Spallanzani'nin dersine devam ediyordu. Şimdi gönül rahatlığıyla öyküyü anlatmaya devam edebilirim. Ama bu sırada Clara'nın görüntüsü gözlerimin önünde öyle capcanlı ki bana tatlı tatlı gülümsediğinde hep olduğu gibi bakışımı başka yere çeviriyorum. Clara hiçbir şekilde güzel sayılamazdı. Bunu işi güzellikten anlamak olan herkes söylüyordu. Fakat mimarlar endamının kusursuz orantılarını övüyor, ressamlar ense, omuz ve göğsünü neredeyse iffetle biçimlenmiş buluyor, buna karşın hepsi de onun Magdalena'nınkileri andıran o muhteşem saçlarına aşık oluyor ve ayrıca botanik renkler hakkında çok şey zırvalıyorlardı. Ama gerçek bir hayalci olan bunlardan biri, Clara'nın gözlerini, üzerinde bulutsuz gökyüzünün saf mavisi, orman ve çiçek florası, zengin peyzajın tüm renkli, neşeli yaşamının yansıdığı bir ustaer gölüne benzetti. Fakat şairler ve ustalar daha ileriye gidip şöyle dediler: ne gölü, ne aynası. Ruhumuzun en derinlerine inerek, oradaki her şeyi uyandırıp harekete geçiren muhteşem cennet şarkıları ve sesleri kızın bakışlarından bize yayılmadan ona bakabiliyor muyuz? O durumda bile gerçekten düzgün bir şarkı söyleyemiyorsak, o zaman bizde pek iş yok demektir. Kaldı ki bunu şarkıymış gibi olan bir şeyi ona söylemeye kalkıştığımızda ve yalnızca sesler karmakarışık biçimde iç içe geçtiğinde, Clara'nın dudaklarının etrafında asılı duran narin gülümsemeden de okuyabiliyoruz. Öyleydi. Clara neşeli, kaygısız, ufak bir çocuğun yaşamla dolu hayal gücüne, derin kadınsı bir ruha, keskini ayrım yapabilen çok berrak bir akla sahipti. Kafası bulanık olanların, hayal kuranların onunla işi zordu. Çünkü çok fazla konuşmadan ki, bu zaten Clara'nın suskun doğasında olan bir şeydi, berrak bakışı ve o narin ironik gülümsemesi onlara şöyle diyordu: sevgili dostlar, akıp giden gölge şekillerinizi canlı kanlı gerçek figürler olarak görmemi benden nasıl beklersiniz? Clara bu nedenle pek çok kişi tarafından soğuk, duygusuz, kuru olmakla eleştiriliyordu. Ama yaşamın derinliğini açıkça kavrayan başkaları ise duygu dolu, anlayışlı bu çocuksu kızı olağanüstü seviyordu. Fakat hiçbiri onu bilim ve sanat alanında çok girişken ve coşkulu olan Nathaniel kadar sevmiyordu. Clara sevgilisine tüm kalbiyle bağlıydı. Nathaniel ondan ayrılır ayrılmaz bulut gölgeleri yaşamını kaplamaya başlıyordu. Şimdi son mektubunda Lothar'a bildirdiği gibi, doğduğu şehirde annesinin odasına gerçekten de girdiğinde Clara büyük bir sevinçle onun kollarına uçmuştu. Nathaniel'ın düşündüğü gibi oldu. Çünkü Clara'yı yeniden gördüğü anda ne avukat Coppolius'u ne de Clara'nın akılcı mektubunu düşünüyordu. Tüm keyifsizliği kaybolmuştu. Fakat Nathaniel, iğrenç barometre satıcısı Coppola figürünün hayatına oldukça düşmanca biçimde girdiğini arkadaşına yazarken yine de haklıydı. Herkes bunu hissediyordu. Çünkü Nathaniel'ın tüm kişiliğinin değiştiği daha ilk günlerde belli olmuştu. Karanlık hayallere dalıp gidiyordu. Ve bir süre sonra bu, onda hiçbir zaman alışık olmadıkları tuhaf bir hal aldı. Her şey, tüm yaşam onun için rüya ve sezgi haline gelmişti. İnsanların kendilerini özgür sanarak nasıl yalnızca karanlık güçlerin korkunç oyununa hizmet ettiğinden söz ediyordu sürekli olarak. Buna boş yere baş kaldırdığını, kaderin yazdığına tevazuyla boyun eğmek gerektiğini söylüyordu. Sanatta ve bilimde bağımsız iradeyle bir şey yaratabileceğine inanmanın
budalalık olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti. Çünkü insanın yaratmaya muktedir olduğu heyecanın insanın kendi içinden gelmediğini, bizim dışımızda bulunan herhangi bir yüce ilkenin etkisi olduğunu söylüyordu. Akılcı Clara'ya bu mistik hayalperestlik son derece itici geliyordu. Fakat bunu çürütme girişiminde bulunmak boşunaymış gibi görünüyordu. Ne var ki Nathaniel, perdenin arkasında kulak kabarttığı anda onu saran kötülük ilkesinin Copernicus olduğunu ve bu iğrenç ibisin korkunç bir şekilde aşklarını yıkacağını öne sürdüğünde Clara çok ciddileşti ve şöyle dedi. Evet Nathaniel, haklısın. Copernicus düşmanca bir kötülük ilkesi gibi, gözle görülür bir şekilde hayatına girmiş şeytani bir güç gibi korkunç şeylere muktedir. Ama bu ancak onu aklından ve düşüncelerinden kovmazsan böyle. Ona inandığın sürece vardır ve etkindir. Yalnızca senin inancın onun gücüdür. Clara'nın bu iblisin varlığını yalnızca onun iç dünyasıyla konumlandırmasına çok sinirlenen Nathaniel, bunun üzerine şeytanlara ve korkunç güçlere ilişkin bütün mistik öğretiyle atağa geçmek istedi. Fakat Clara araya herhangi sıradan bir şey sokarak üzüntü içinde konuşmayı kesti. Bu da Nathaniel'ı az kızdırmadı. Nathaniel soğuk, duyarsız kişiliklere böylesi derin sırlar açılamıyor diye düşündü. Clara'yı da işte böyle alt sırada kişiliklerden biri saydığının bilincine varmadığından ona bu gizemleri öğretme girişimlerinden vazgeçmedi. Sabahın erken saatlerinde Clara kahvaltıyı hazırlamaya yardım ederken onun yanında duruyor ve çeşitli mistik kitaplardan ona bir şeyler okuyordu. Clara sonunda rica etti. Ama sevgili Nathaniel, şimdi seni kahveme düşmanca etkisi olan kötülük ilkesi olmakla suçlasam mı acaba? Çünkü senin istediğin gibi her şeyi olduğu gibi bırakıp sen okurken gözlerine baksam, o zaman kahve ocağı taşar ve hepiniz kahvaltısız kalırsınız. Nathaniel kitabı sertçe kapattı ve hoşnutsuzluk içinde odasına koşup gitti. Yazdığı ve Clara'nın içtenlikle dinlediği zarif, canlı öyküler konusunda eskiden özel bir yeteneği vardı. Şimdi öyküleri karanlık, anlaşılmaz ve şekilsizdi. Bu nedenle Clara kibarlığından söylemese de bunların onun ilgisini ne kadar az çektiğini pekala hissediyordu. Hiçbir şey Clara için can sıkıcı şeyler kadar öldürücü değildi. O zaman bakışları ve konuşması karşı koymadığı zihinsel bir uyku halini dinlendiriyordu. Nathaniel'ın öyküleri gerçekten çok sıkıcıydı. Nathaniel'ın Clara'nın yavan kişiliğinden duyduğu rahatsızlık artmaktaydı. Clara ise Nathaniel'ın karanlık, puslu, sıkıcı misline ilişkin hoşnutsuzluğunu yenemiyordu. Ve böylece ikisi de farkına varmadan kendi iç dünyalarında birbirlerinden giderek daha fazla uzaklaşmaya başladılar. Nathaniel'ın bizzat kendisi de itiraf etmek zorunda kaldığı gibi çirkin Copernicus'un imgesi hayal gücünde soluklaşmıştı. Ve onu korkunç kader ummacısı olarak ortaya çıkardığı öykülerinde adam akıllı canlı renklerle yansıtmak için çoğu kez çok çaba harcaması gerekiyordu. Sonunda aklına Copernicus'un aşkını mahvedeceğine ilişkin o karanlık sezgiyi bir şiirin konusu yapmak geldi. Kendisi ve Clara'yı sadık aşkla birbirine bağlı olarak tasvir etti. Ama arada kara bir el yaşamlarına uzanıyor ve yaşadıkları sevinci koparıp alıyor gibiydi. Sonunda artık nikah sunağının başında dururlarken korkunç Copernicus ortaya çıkıyor ve Clara'nın güzel gözlerine dokunuyor, gözler kanlı birer kıvılcım gibi Nathaniel'ın göğsüne zıplıyor, onu delip yakıyor, Copernicus Nathaniel'ı yakalıyor ve alev alev bir ateş çemberinin içine atıyor. Fırtına hızıyla dönen çember onu uğultuyla uzaklara sürüklüyor. Hiddetli bir kavgada ayağa kalkan beyaz başlı kara devler misali köpüren deniz dalgalarını kasırganın hiddetle kamçılaması gibi bir uğultu bu. Ama bu vahşi uğultunun içinde Clara'nın sesini duyuyor. Beni göremiyor musun? Copernicus seni yanılttı. Senin göğsünde yananlar benim gözlerim değildi. Onlar senin kendi kalbinin kanının kor halindeki damlalarıydı. Benim gözlerim bende. Bana baksana. Nathaniel şöyle düşünüyor.
bu Clara ve ben sonsuza kadar onunum. O anda bu düşünce ateş çemberinin içine şiddetle dalıyor, onu durduruyor ve uğultunun sesi kara uçurumda uzaklaşıp gidiyor sanki. Nathaniel, Clara'nın gözlerine bakıyor ama Clara'nın gözleriyle ona sevimli sevimli bakan şey ölüm. Nathaniel bunu yazarken çok sakin ve aklı başındaydı. Her dizinin üstünden geçti. Düzeltmeler yaptı. Uyak ölçüsüne bağlı kaldığı için her şey saf ve hoş tınılı bir uyuma ulaşana kadar uğraştı. Fakat sonunda tamamladığında ve şiiri kendi kendine yüksek sesle okuduğunda korkuya ve vahşi bir dehşete kapılıp bağırdı. Kimin korkunç sesi bu? Fakat kısa süre sonra ona bütününde yine çok başarılı bir şiir gibi göründü. Ve Clara'nın soğuk kişiliği bunun sayesinde ateşlenecekmiş gibi geldi. Gerçi Clara'yı niçin ateşlendireceğini ve onu aşklarını yıkacak korkunç bir yazgıyı haber veren korkunç imgelerle korkutmanın daha sonra neye yol açabileceğini belki de düşünmemişti. Nathaniel, Clara ile birlikte annesinin küçük bahçesinde oturuyordu. Clara çok neşeliydi. Çünkü Nathaniel, o şiir üzerinde çalıştığı 3 gün boyunca ona rüyaları ve sezgileriyle işkence etmemişti. Nathaniel da konuşkandı ve başka zamanlardaki gibi eğlenceli şeylere seviniyordu. Bu nedenle Clara şöyle dedi. Şimdi yine tamamen yanımdasın. Çirkin Kopolius'u nasıl kovduğumuzu görüyor musun? Okumak istediği şiirin cebinde olduğu Nathaniel'ın aklına ancak o an geldi. Bunun üzerine hemen kağıtları çıkardı ve yüksek sesle okumaya başladı. Her zamanki gibi sıkıcı bir şey bekleyen ve buna teslim olan Clara sakin sakin örgüsünü örmeye koyuldu. Ama koyu bulutlar giderek daha da çok karardıkça ördüğü çorabı bıraktı ve donmuş halde Nathaniel'ın gözlerine baktı. Şiiri Nathaniel'ı durmadan sürükleyip götürüyor, içindeki kor yanaklarını kıpkırmızıya boyuyor, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Nihayet şiirini bitirmişti. Derin yorgunluk içinde ah çekti. Clara'nın elini tuttu ve tesellisiz bir acıyla dağılmışçasına iç geçirdi. Ah Clara, Clara. Clara onu hafifçe göğsüne bastırdı ve sessizce ama çok yavaş ve ciddi biçimde şöyle dedi. Nathaniel, candan sevdiğim Nathaniel. Bu delice, saçma, kaçık masalı ateşe at. O an Nathaniel öfkeyle ayağa fırladı ve Clara'yı iterek bağırdı. Senin lanet olası cansız otomat. Koşup gitti. Kalbi derinden kırılan Clara acı dolu gözyaşları akıttı. Ah, beni hiçbir zaman sevmedi. Çünkü beni anlamıyor. Diye hıçkırıyordu. Lothar çardağa geldi. Clara olup bitenleri ona anlatmak zorunda kaldı. Lothar kız kardeşini tüm kalbiyle seviyordu. Onun yakınmak için kullandığı her sözcük bir kıvılcım gibi içini dağılıyordu. Hayalci Nathaniel'a karşı uzun süredir yüreğinde taşıdığı hoşnutsuzluk bu nedenle alevlenip vahşi bir öfkeye dönüştü. Nathaniel'a koştu. Sevgili kız kardeşine karşı saçma davranışını ağır sözlerle yüzüne vurdu. Köpüren Nathaniel da bunlara aynı şekilde karşılık verdi. Hayal dünyasında yaşayan kaçık züppe sözlerine karşılık sefil, adi sıradan insan sözleri kullanıldı. Düello kaçınılmazdı. Ertesi sabah bahçenin arkasında oradaki akademik adet uyarınca bilenmiş ince kılıçlarıyla dövüşmeye karar verdiler. Suratları asık, sessizce oraya gidiyorlardı. Clara kavgayı duymuş ve kılıç ustasının alacakaranlıkta kılıçları getirdiğini görmüştü. Neler olacağını tahmin ediyordu. Dövüş alanında vardıklarında Lothar ve Nathaniel kasvetli bir sessizlik içinde ceketlerini yere fırlatmış, yanan gözlerdeki kana susamış dövüş hırsıyla birbirlerine saldırmak istiyorlardı. Tam o sırada bahçe kapısından Clara fırlayıp geldi. Hıçkırıklar içinde haykırdı. Vahşi korkunç insanlar. Birbirinize saldırmadan önce beni hemen bıçaklayıp yere yıkın. Sevgilim kardeşimi
ya da kardeşim sevgilimi öldürdükten sonra dünyada daha fazla nasıl yaşayabilirim ki? Lothar silahını aşağı indirdi ve sessizce yere bıraktı. Nathan'ın içinde ise yürek paralayan bir acıyla bütün sevgisi yeniden canlandı. Güzel gençlik yıllarının en güzel günlerinde Edalı Clara için hissettiğine benzer bir sevgiydi bu. Cinayet silahı elinden düştü. Clara'nın ayaklarına kapandı. Beni affedebilir misin? Candan sevdim. Bir tane Clara. Beni affedebilir misin? Candan sevdiğim kardeşim Lothar. Lothar arkadaşının derin acısı karşısında duygulandı. Barışan bu üç insan gözyaşları içinde birbirine sarıldı ve sonsuz sevgi ve sadakat içinde birbirlerini bırakmamaya yemin ettiler. Nathan'la sanki onu yere bastırmış, ezip geçmiş ağır bir yük şimdi üzerinden inmiş, hatta kendisini saran karanlık güce direnerek mahvolmakla karşı karşıya kalan tüm varoluşunu kurtarmış gibi geliyordu. Üç huzurlu gün daha geçirdi sevdiklerinin yanında. Sonra G'ye geri döndü. Orada daha bir yıl kalmayı, sonra ise doğduğu şehre sürekli olarak geri dönmeyi düşünüyordu. Kapolius'la ilişkili olan her şey annesinden gizlenmişti. Çünkü dehşete kapılmadan onu düşünemeyeceği biliniyordu. Çünkü o da Nathaniel gibi kocasının ölümünden Kapolius'u sorumlu tutuyordu. Nathaniel dairesine girmek istediğinde evin tamamen yanmış olduğunu, moloz yığınından yalnızca çıplak duvarların yükseldiğini görünce çok şaşırdı. Yangın alt katta oturan eczacının laboratuvarında bir dikkatsizlik sonucu çıkmış, bu nedenle evi aşağıdan yukarıya doğru yakmıştı. Ama yine de cesur, atik arkadaşları Nathan'ın yukarıda bulunan odasına zamanında ulaşabilmeyi başarmışlar. Kitapları, taslakları, cihazları kurtarabilmişlerdi. Zaman görmemiş bütün bu eşyaları başka bir eve taşımışlar ve orada bir oda tutmuşlardı. Nathaniel da oraya hemen yerleşti. Nathaniel, dairesinin profesör Spallanzani'nin dairesinin karşısında bulunduğuna pek fazla dikkat etmedi. Ve pencerenin doğrudan Olimpia'nın çoğu kez tek başına oturduğu odaya baktığını, böylece vücut hatlarını belirgin biçimde ayırt edebildiğini ama yüz hatlarının belirsiz ve bulanık kaldığını fark ettiğinde de bu ona tuhaf bir şey olarak görünmedi. Olimpia'nın bir defasında cam kapıdan gördüğü haliyle küçük bir masanın başında herhangi bir şeyle uğraşmaksızın oturduğu ve sabit bakışlarla ona doğru bakarak saatlerce kıpırdamadan durduğu Nathaniel'ın dikkatini sonunda çekmişti gerçi. Daha önce bundan daha güzel bir vücudu hiç görmediğini kendisine itiraf etmek zorunda da kaldı. Bununla birlikte kalbinde Clara olduğundan tutuk, donuk Olimpia onu hiç etkilemedi. Ancak arada bir başını ders kitabından kaldırarak kaçamak bir bakışla karşısındaki güzel resim sütununa bakıyordu. Hepsi bu kadardı. Az önce Clara'ya yazmıştı ki kapı hafifçe çalındı. Seslenmesi üzerine kapı açıldı ve Coppola'nın iğrenç suratı içeri baktı. Nathaniel ruhunun en derinlerinden sarsıldığını hissediyordu. Ama Spallanzani'nin memleketlisi Coppola hakkında ona söylediklerini ve kum adam Coppolius'a ilişkin sevgilisine yeminlerle verdiği sözleri de hatırlayarak bu çocukça hayalet korkusundan utandı. Tüm gücüyle kendisini topladı ve olabildiğince yumuşak ve rahat bir tavırla konuştu. "Barometre satın almıyorum sevgili dostum. Lütfen gidiniz." Fakat Coppola o anda tümüyle odaya girmiş, kısık sesle konuşuyordu. Bu sırada koca ağzı iğrenç bir gülüşle çarpılmış, küçük gözleri ise uzun gri kaşlarının altında keskin pırıltılar saçıyordu. Yok barometre. Güzel gözlerim de var. Güzel gözler. Nathaniel dehşet içinde bağırdı. Kaçık herif! Ne demek gözlerim var? Gözler. Gözler mi? Aynı anda Coppola da barometrelerini bir kenara bırakmıştı. Elini geniş ceket ceplerine soktu. Tek ve çift camlı gözlükler çıkarıp bunları masanın üstüne koydu. Gözlük. Buruna takmak için gözlük.
Bunlar benim gözler. Güzel gözler. Ve böyle diyerek sürekli daha fazla gözlük çıkardı. Böylece masanın tamamında tuhaf bir ışık titreşimi ve parıldama başladı. 1000 tane göz kasılmış gibi bakıyor ve kıpırdayıp duruyordu. Nathan'a odaklanmışlardı. Fakat Nathan'ın bakışlarını masadan alamıyor, Coppola ise sürekli daha fazla gözlük çıkarıyordu. Ve alev halindeki bakışlar giderek daha da çılgınca iç içe geçiyor, Nathan'ın göğsüne kan kırmızısı ışınlarını fırlatıyordu. Nathan dehşet içinde bağırdı. Dur! Dur! Dur korkunç insan! Masanın üzerine tamamen kaplanmış olmasına rağmen daha fazla gözlük çıkarmak için o anda elini cebine sokan Coppola'yı sıkıca kolundan tutmuştu. Coppola kısık, itici bir gülüşle ve şu sözlerle kendisini ondan yumuşak bir hareketle kurtardı. Size göre değil. Ama burada güzel can. Bütün gözlükleri toplamış, cebine sokmuş ve ceketinin yan cebinden bir yığın irili ufaklı dürbün çıkartmıştı. Gözlükler ortadan kaybolur kaybolmaz, Nathan tamamen sakinleşti. Ve Clara'yı düşünerek bu korkunç hortlağın yalnızca onun kendi içinde oluştuğunu, ayrıca Coppola'nın da çok dürüst bir mekanikçi ve gözlükçü olduğunu ama kesinlikle Coppolius'un lanet bir ikizi ya da hayaleti olamayacağını kabul etti. Bunun da ötesinde Coppola'nın masaya koyduğu tüm gözlüklerin tuhaf hiçbir yanı yoktu. Tıpkı gözlüklerin tüyler ürpertici bir yanı olmadığı gibi. Her şeyi yeniden yoluna koymak için Nathan şimdi Coppola'dan gerçekten bir şey satın almaya karar vermişti. Çok temiz işçilikle yapılmış küçük bir cep dürbününü eline aldı ve denemek için pencereden baktı. Nesneleri böylesine temiz, keskin ve belirgin biçimde gözüne yaklaştıran başka bir dürbünü hayatında daha önce hiç görmemişti. İstem dışı Spallanzani'nin odasına baktı. Olimpia her zamanki gibi kollarını küçük masanın üstüne koymuş ve ellerini birleştirmiş oturuyordu. O anda Nathan, Olimpia'nın inanılmaz güzellikteki yüzünü ilk kez gördü. Yalnızca gözleri ona çok tuhaf biçimde donuk ve ölü görünüyordu. Fakat dürbünle daha dikkatli baktıkça Olimpia'nın gözlerinde nemli ay ışınları oluşmaya başlamış gibi geliyordu. Sanki görme gücü ancak şimdi alevleniyor gibiydi. Bakışları giderek daha da canlı biçimde parlıyordu. Nathan büyülenmiş sesine pencereye uzanmıştı. Gözünü alamadan melek gibi güzel Olimpia'yı izliyordu. Hafif bir öksürme ve tıksırma onu derin bir rüyadan uyanır gibi uyandırdı. Coppola arkasında duruyordu. Nathan gözlükçüyü tümüyle unutmuştu. Hemen istenilen parayı ödedi. Güzel cam değil mi? Güzel cam, diye sordu. Coppola kısık, itici sesi ve çirkin gülüşüyle evet, evet güzel cam. Coppola, Nathan'a yandan tuhaf bir biçimde defalarca bakmadan odayı terk etmedi. Nathan, onu merdivende yüksek sesle güldüğünü duydu. Eh dedi Nathan, bana gülüyor. Çünkü ondan aldığım bu küçük dürbün bana çok pahalıya mal oldu galiba. Çok pahalıya mal oldu. Bu sözleri sessizce söylerken sanki derinden gelen bir ölüm iniltisi odanın içinde korkunç bir şekilde yankılanıyor gibiydi. Nathan'ın nefesi derin bir korkuyla tutuldu. Oysa yalnızca iç çekmişti. Bunu fark etti. Clara dedi kendi kendine. Beni hayaletler gören sıkıcı biri olarak görmekte galiba haklı. Ama yine de aptalca. Dürbün için Coppola'ya çok fazla para ödediğim yönündeki saçma düşüncenin beni hala bu kadar tuhaf biçimde korkutması galiba aptalca. Aptalca olmaktan da öte. Bunun nedenini hiç anlayamıyorum. Bunun üzerine Clara'ya yazdığı mektubu bitirmek için oturdu. Ama Olimpia'nın hala orada oturduğundan emin olmak için pencereden şöyle bir baktı. Ve o anda sanki karşı konulmaz bir güç tarafından yönlendirilmişçesine yerinden fırladı. Coppola'nın dürbününü kaptı.
ve Olimpiyanın baştan çıkaran görüntüsünden kendini alamadı. Ta ki arkadaşı ve kardeşi Sigmund onu Profesör Spallanzani'nin dersine çağırana kadar. Uğursuz odanın önündeki tül sımsıkı çekilmişti. Pencereden neredeyse hiç ayrılmamasına ve Coppola'nın dürbünüyle karşıya bakmasına rağmen Olimpiya'yı ne burada ne de sonraki iki gün boyunca odasında görebildi. Hatta üçüncü gün perdeler de çekilmişti. Büsbütün çaresiz, özlemin ve kor gibi yanan arzunun yönlendirmesiyle dışarıya bahçe kapısına koştu. Olimpiya'nın görüntüsü havada önünde uçuşuyor, çalıların arkasından çıkıyor, ışıldayan büyük gözlerle dereden ona bakıyordu. Clara'nın görüntüsü kalbinden tümüyle silinmişti. Olimpiya'dan başka bir şey düşünmüyordu. Yüksek sesle ve ağlamakla yakınıyordu. Ah benim yüksekteki muhteşem aşk yıldızım. Yine hemen kaybolmak ve beni umutsuz karanlık gecenin içinde bırakmak için belirdin gökte. Dairesine geri dönecekken Spallanzani'nin evinden gelen gürültü patırtıyı duydu. Kapılar açıktı. İçeriye çeşitli aletler taşınıyordu. Birinci katın pencereleri sökülmüştü. Meşgul hizmetçi kızlar büyük çalı süpürgelerle ileri geri giderek yerleri süpürüyor, içeride marangozlar ve duvar kağıdı ustaları harıl harıl çalışıyordu. Nathaniel şaşkınlık içinde sokakta durup kaldı. O anda Sigmund gülerek yanına geldi ve şöyle dedi. Bizim ihtiyar Spallanzani'ye ne diyorsun? Nathaniel hiçbir şeyi söylemeyeceğini, çünkü profesör hakkında hiçbir şey bilmediğini, doğrusu bu sessiz ve karanlık evde çılgınca bir hareketliliğin ve çalışmanın başladığını çok büyük şaşkınlıkla izlediğini belirtti. Spallanzani'nin ertesi gün büyük bir davet vereceğini, konser ve balo ve üniversitenin yarısının davette olduğunu o anda Sigmund'dan öğrendi. Spallanzani'nin bu kadar uzun zaman her türlü insan gözünden pek ürkekçe gizlediği kızı Olimpiya'nın ilk kez toplum içine çıkmasına izin vereceği her yerde konuşuluyordu. Nathaniel bir davetiye buldu. Ve kalbi küt küt atarak belirtilen saatte arabalar artık gelmeye başlayıp süslenmiş salonlardaki ışıklar ışıldadığında profesörün evine gitti. Topluluk, kalabalık ve ışıl ışıldı. Olimpiya çok gösterişli ve zevkli bir kıyafetle belirdi. Güzel yüzüne ve vücuduna hayran olmamak elde değildi. Biraz tuhaf biçimde içeri göçmüş olan sırtı, gövdesinin arı gibi ince oluşu, korsenin çok fazla sıkılmış olmasından kaynaklanıyor gibiydi. Yürüyüşünde ve duruşunda bazılarının dikkatini nahoş biçimde çeken ölçülü ve donuk bir şey vardı. Bu, topluluk karşısına çıkmanın verdiği tedirginliğe bağlanıyordu. Konser başladı. Olimpiya piyanoyu büyük ustalıkla çalıyordu. Ve aynı şekilde ustalık gerektiren bir aryayı da neredeyse keskin, çan sesi kadar net bir sesle söyledi. Nathaniel çok etkilenmişti. En arka sırada duruyor ve gözünü alan mum ışığında Olimpiya'nın atlarını tam seçemiyordu. Bu nedenle hiç düşünmeden Coppola'nın dürbününü çıkarıp güzel Olimpiya'ya doğru baktı. Ah, o anda onun kendisine doğru nasıl da özlemle baktığını fark etti. Sesleri de yakarak içini kaplayan aşk bakışından sonra açıkça anlamaya başladı ancak. Sanatsal ses perdeleri Nathaniel'a aşktan nurlanmış ruhun göğe sevinç haykırışı gibi geliyordu. Ve nihayet sonra kadansın ardından uzun bir ses titremesi ve pek büyük gürültüyle salonda yakılandığında kor gibi kollar tarafından sarılmışçasına artık kendisini tutamıyordu. Acı ve zevk içinde haykırmak zorunda kaldı. Olimpiya! Olimpiya! Herkes dönüp ona baktı. Bazıları gülüyordu. Ama katedral orkçusu suratını asarak şöyle dedi. Olmaz ki böyle. Konser sona ermiş. Balo başlamıştı. Onunla dans etmek. Onunla. Şimdi Nathaniel'ın tüm arzularının, tüm çabalarının hedefi buydu. Ama onu, bu şölenin kraliçesini dansa kaldırma cesaretini nasıl toplayacaktı? Yine de dans başladığında henüz dansa kaldırılmamış olan Olimpiya'nın hemen yanına nasıl geldiğini ve henüz birkaç söz bile söyleyemeden elini nasıl tuttuğunu kendisi de bilmiyordu. Buz gibiydi. Olimpiya'nın eli buz gibiydi.
korkunç ölüm soğukluğunun içini ürperttiğini hissediyordu Nathan. Olimpia'nın gözlerinin içine baktı. Gözler ona sevgi ve özlem dolu bakışlarla ışıyordu. Ve işte o anda, o soğuk yerde nabız atmaya ve yaşam kanı akmaya başlamış gibiydi. Nathan'ın içinde de aşk duygusu iyice korlaştı. Güzel Olimpia'ya sarılıp onunla birlikte dans edenlerin arasına daldı. Başka zaman ölçüye uygun dans ettiğini düşünürdü. Ama Olimpia'nın dansındaki kendine özgü ritmik katılık sık sık onun dengesini bozdu. Ve kısa süre sonra ölçüye ne kadar az uyduğunu anladı. Fakat artık başka hiçbir kadınla dans etmek istemiyordu. Ve dansa kaldırmak için Olimpia'ya yaklaşacak olan herkesi hemen öldürebilirdi. Fakat bu yalnızca iki kez oldu. Bunun üzerine Olimpia'nın hiçbir dansta yerinden kalkmaması onu şaşırttı. Ve Olimpia'yı yeniden dansa kaldırmak için sürekli yeniden girişimlerde bulundu. Nathan güzel Olimpia'nın dışında bir şey görebilseydi, o zaman çeşitli naoş tartışma ve kavgalar kaçınılmaz olurdu. Çünkü şu ya da bu köşeden gençlerin arasından yükselen yarı sessiz, güçlükle bastırılan gülüşmeler çok garip bakışlarla izledikleri Olimpia'ya yönelikti. Nedeni ise anlaşılamıyordu. Danstan ve bolca ikram edilen şaraptan dolayı ısınmış olan Nathan, başka zamanlardaki çekingenliğini tümüyle bir kenara bırakmıştı. Olimpia'nın yanında oturuyor, elini tutuyor ve aşkının büyük ateşiyle ve tutkuyla ne kendisinin ne de Olimpia'nın hiç kimsenin anlamadığı sözcüklerle konuşuyordu. Ama belki Olimpia anlıyordu. Çünkü kıpırdamadan onun gözlerinin içine bakıyor ve arada bir iç çekiyordu. Ah, ah, ah. Bunun üzerine Nathan da şöyle diyordu. Ey muhteşem melek kadın. Ey sen. Aşkın vaat edilmiş cennetinden gelen ışık. Ey sen. İçinde tüm varoluşunun yansıdığı derin ruh. Ve buna benzer daha çok şey. Ama Olimpia yalnızca sürekli iç çekiyordu. Ah, ah. Profesör Spallanzani birkaç kez mutlu çiftin yanından geçmiş ve onlara tuhaf bir memnuniyetle gülümsemişti. Nathan'la bambaşka bir dünyanın içinde bulunmasına rağmen birden sanki gerçek dünyada Profesör Spallanzani'nin evi belirgin biçimde kararıyormuş gibi geldi. Etrafına baktı. Ve o anda boş salondaki son ışığın da bitip sönmek üzere olduğunu epey korkarak fark etti. Müzik ve dans çoktan bitmişti. Ayrılık! Ayrılık! Diye deli gibi ve çaresizlik içinde haykırdı. Olimpia'nın elini öptü. Onun ağzına yaklaştı. Kor gibi yanan dudaklarıyla onun buz gibi soğuk dudaklarına dokundu. Olimpia'nın soğuk eline dokunduğundaki gibi korkunun içini sardığını hissetti. Birden aklına ölü gelin efsanesi geldi. Ama Olimpia onu sıkıca kendisine bastırmıştı ve bu öpücükle dudakları canlanıp ısınmaya başlıyor gibiydi. Profesör Spallanzani boş salonda yavaşça yürüyordu. Ayak sesleri kulağa içi boşmuş gibi geliyordu. Ve vücudunun etrafını saran titrek gölgelerle korkunç bir hayalet görüntüsüne sahipti. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun Olimpia? Yalnızca bu sözcük. Beni seviyor musun? Nathan böyle fısıldıyordu ama Olimpia ayağa kalkarak yalnızca iç çekti. Ah, ah. Evet. Benim şirin, muhteşem aşk yıldızım. Diye konuştu Nathan. Benim için doğdun. Ve ışıyacaksın. Ruhumu nurlandıracaksın daima. Olimpia durmadan ah, ah diye iç çekiyordu. Nathan onu takip etti. Profesörün karşısına gelmişlerdi. Kızımla olağanüstü hararetle sohbet ettiniz, dedi profesör gülümseyerek. Peki, peki sevgili Nathan. Aptal kızla sohbet etmekten zevk alıyorsanız eğer, ziyaretlerinizden memnuniyet duyarım. Nathan göğsünde aydınlık parlak bir gökyüzüyle oradan ayrıldı. Spallanzani'nin şöleni sonraki günlerde sohbetlerin konusuydu. Profesörün oldukça cömert görünmek için yaptıklarının ötesinde muzip kafalar buradaki çeşitli nezaketsizlikler ve tuhaflıklar hakkında konuşuyor ve özellikle de ölü gibi donuk, suskun Olimpia'ya saldırıyorlardı.
güzel dış görünüşüne değinmeden ona tümden aptallık yakıştırılıyor ve Spalan Zane'nin onu bu kadar süre gizli tutmasının nedeninin bu olduğu söyleniyordu. Nathaniel bunları duyduğunda için için kızmadan edemiyor ama yine de susuyordu. Çünkü Olympia'nın derin muhteşem kişiliğinin farkına varmalarını engelleyenin kendi aptallıkları olduğunu bu heriflere kanıtlamaya değmez herhalde diye düşünüyordu. ''Bana bir iyilik yap kardeşim'' dedi bir gün Sigmund. ''Bana bir iyilik yap ve senin gibi akıllı bir herifin nasıl olup da şuradaki balmumu surata tahta kuklaya kendini kaptırdığını söyle.'' Nathaniel öfkeyle yerinden fırlamak istiyordu. Fakat hemen aklını başına topladı ve karşılık verdi. Başka zaman güzel olan her şeyi derhal fark eden bakışından, keskin zekandan, Olimpiyanın muhteşem güzelliğinin nasıl kaçabildiğini sen bana söyle Sigmund. Ama işte bu nedenle. Kadir'e şükürler olsun ki rakibim değilsin. Yoksa ikimizden biri kanlar içinde yere yığılmak zorunda kalırdı. Sigmund arkadaşının ne durumda olduğunu anladı. Ve durumu nazikçe kurtarıp aşkta hiçbir zaman nesnenin üzerine eleştiri getirilmemesi gerektiğini söyledikten sonra ekledi. Fakat birçoğumuzun Olimpiya hakkında oldukça benzer yargıya varmamız yine de şaşırtıcı. Bize bu konuda darılma kardeşim. Tuhaf biçimde donuk ve ruhsuz göründü. Vücudu düzgün. Tıpkı yüzü gibi bu doğru. Eğer bakışı böylesine cansız diyebilirim ki görme gücünden yoksun olmasaydı güzel sayılabilirdi. Adımları tuhaf şekilde ölçülü. Her hareketi kurulmuş bir dişli mekanizmadan kaynaklanıyor gibi. Piyano çalışı, şarkı söyleyişi, şarkı söyleyen bir makinenin insanı rahatsız eden o kusursuz, ruhsuz ritmine sahip ve dansı için de aynısı geçerli. Bize bu Olimpiya çok ürkütücü gelmeye başladı. Onunla ilgilenmek istemiyorduk. Sanki canlı bir yaratıkmış gibi davranıyor. Ama aslında tuhaf bir durumu varmış gibi geliyordu bize. Nathaniel, Sigmund'un bu sözleri karşısında kendisini sarmak isteyen acı duyguya kapılmadı. Hoşnutsuzluğunu bastırarak büyük bir ciddiyetle yalnızca şöyle dedi. Siz soğuk ve kuru insanlara Olimpiya ürkütücü gelebilir. Uyum içinde bir araya gelmiş olanı ancak şair ruhlu biri fark eder. Onun aşk dolu bakışını yalnızca ben fark ettim. Aklımı ve düşüncelerimi bununla aydınlattım. Yalnızca Olimpiya'nın aşkıyla kendi benliğimi yeniden bulabiliyorum. Diğer sığ kişilikler gibi akıcı biçimde sohbet etmemesi size uygun gelmeyebilir. Az sözcük de konuşuyor, bu doğru. Ama bu az sayıdaki sözcük aşk dolu ve tinsel yaşama ilişkin yüce bilgiye sahip. Ebedi, öbür dünyayı idrak etmiş bir iç dünyanın gerçek hieroglifleri gibi görünüyor. Ama tüm bunları aklınız almaz. Ve hepsi boşa giden sözler. Sigmund Nathan'ın da karşılık, ''Tanrı seni korusun kardeşim.'' dedi. Sigmund çok yumuşak bir tavırla, neredeyse hüzünle, ''Ama bana öyle görünüyor ki sen fena bir yoldasın. Bana güvenebilirsin. Eğer her şey...'' Nathan'ın o sırada Sigmund'un sözünü kesti. ''Hayır. Daha fazla konuşmak istemiyorum.'' Bunu söylerken de Sigmund'un sanki onunla çok samimi konuştuğunu hissetti. Bu nedenle kendisine uzatılan eli canı gönülden sıktı. Nathaniel eskiden sevdiği Clara'sının dünyadaki varlığını tamamen unutmuştu. Annesi, Lothar hepsi hafızasından silinip gitmişti. Yalnızca Olimpiya için yaşıyordu. Her gün onun yanında saatlerce oturuyor ve aşkından canlanıp kor haline gelen sempatisinden söz ediyor, pisişik ruh denkliği hayalleri kuruyor. Olimpiyada tüm bunları derin bir huşu içinde dinliyordu. Nathaniel şimdiye kadar yazdığı her şeyi masasının en derindeki gözünden ortaya çıkarıyordu. Şiirler, hayaller, görüntüler, romanlar, öyküler, bunlar yoktan var olan sonelerle, kıtalarla her geçen gün çoğalıyordu. Ve tüm bunları Olimpiya'ya saatlerce arka arkaya sıralayarak yorulmadan okuyordu. Ama şimdiye kadar hiç bu kadar muhteşem bir dinleyicisi olmamıştı. Durmadan nakış işlemiyor, pencereden dışarı bakmıyor, kuşları beslemiyor, bir süs köpeğiyle en sevdiği kediyle oynamıyor. Kağıt parçalarını ya da başka bir şeyi parmağına dolamıyor, esnemesini hafif bir zorlama öksürükle bastırması gerekmiyordu. Kısacası donuk bakışlarla saatlerce sevgilisinin gözlerinin içine bakıyordu. Kıpırdamadan ve hareket etmeden bakışı giderek daha da ateşleniyor ve canlanıyordu. Ancak Nathaniel
Sonunda ayağa kalkınca ve elini büyük olasılıkla dudaklarını da öptüğünde şöyle diyordu. Ah ah. Ardından da iyi geceler sevgilim. Ey sen muhteşem derin kişilik diye bağırıyordu Nathan'ın odasında. Beni anlayan yalnızca sensin. Yalnızca ve yalnızca sensin. Kendisinin ve Olimpia'nın ruhunda her gün daha çok beliren muhteşem uyumu düşündüğünde içten gelen bir sevinçle titriyordu. Çünkü Olimpia'nın onun yapıtlarına, yazarlık yeteneğine ilişkin söyledikleri Nathan'ın kendi düşünceleriyle tas tamam örtüşüyordu. Hatta sanki bu sesin kendi içinden geldiğini duyar gibi oluyordu. Herhalde böyle oluyordu. Çünkü az önce belirtilenden daha fazla sözcü Olimpia hiçbir zaman söylemiyordu. Fakat Nathan'ın tamamen kendinde olduğu anlarda, örneğin sabah uyandıktan hemen sonra Olimpia'nın pasif oluşunu ve çok az konuşmasını hatırlasa bile şöyle diyordu. Sözcükler. Sözcükler nedir ki? Muhteşem gözlerindeki bakış bu dünyadaki her dilden daha fazlasını söylüyor. Zaten göklerin zavallı bir çocuğu. Zavallı dünyevi bir gereksinimin çizdiği dar çerçeveye sığabilir mi? Profesör Spallanzani kızının Nathan'la ilişkisine çok sevinmiş görünüyordu. Onayını belli etmek için ona açık işaretler verdi. Ve sonunda Nathan'ın Olimpia ile yapmak istediği izdivaca lafı uzaktan getirmeye cesaret ettiğinde profesör bütün yüzüyle gülümsedi. Ve kızına tam anlamıyla karar hakkı tanıyacağını söyledi. Bu sözlerden cesaret alarak ve kalbinde yanan arzuyla Nathan'ın hemen ertesi gün Olimpia'ya o şirin aşk bakışının çoktandır söylediği şeyi, yani daima onun olmak istediğini lafı dolandırmadan açık sözlerle ifade etmesi için yalvarmaya karar verdi. Ayrılırken annesinin ona hediye ettiği yüzüğü, bağlılığının onunla birlikte filizlenen çiçek açan yaşamın sembolü olarak Olimpia'ya vermek için aradı. Clara'nın ve Lothar'ın mektupları o sırada eline geçti. Umursamadan bunları bir kenara attı. Yüzüğü buldu, cebine koydu ve Olimpia'ya koştu. Daha merdivenlerde, koridorda tuhaf bir gürültü patırtı duydu. Bunlar Spallanzani'nin çalışma odasından yankılanıyor gibiydi. Bir patırtı, bir şangırtı, bir itme, kapıya tekme, arada küfürler ve lanet okumalar. Bırak, bırak, alçak, lanet olası. Bunun gibi sözler çıkıyordu. Bunun için mi vücudunu ve hayatını ortaya koydun? Böyle anlaşmamıştık. Ben gözleri yaptım. Ben dişli mekanizmasını. Dişli mekanizmasıymış aptal şeytan. Lanet olası aptal saat dişlisi. Defol. Bırak. Böylesine iç içe geçen ve çınlayan Spallanzani ile iğrenç Coppelius'un sesleriydi. Nathan'ın tarifsiz bir korkuya kapılarak içeri daldı. Profesör bir kadın figürünü omuzlarından yakalamıştı. İtalyan Coppola ise ayaklarından. Kadını ileri geri çekiştiriyorlardı. Ona sahip olmak için öfkeyle kavga ediyorlardı. Nathan'ın figürün Olimpia olduğunu fark ettiğinde derin bir dehşetle geriledi. İçinde vahşi bir öfke parladı. Ve kavga edenlerin elinden sevgilisini kurtarmak istedi. Ama o anda Coppola dev gücüyle çevirerek figürü profesörün elinden çekip aldı. Ve figürle ona korkunç biçimde vurdu. Profesör, üzerinde küçük sürahilerin, imbiklerin, şişelerin, cam silindirlerin durduğu masaya doğru geri geri sendeleyerek yere düştü. Bütün aletler binlerce parçaya ayrılarak kırıldı. Coppola şimdi figürü omzuna atmış, korkunç bir şekilde çınlayan kahkahalarla hızla merdivenlerden aşağı koşuyordu. Figürün çirkince aşağı sarkan ayakları tahta gibi takırdıyor ve uğulduyordu. Nathan'ın donup kalmıştı. Ne yazık ki çok açık biçimde görmüştü. Olimpia'nın ölü gibi solgun balmumu yüzünde gözleri yoktu. Bunların yerinde kara çukurlar vardı. Cansız bir bebekti o. Spallanzani yerde debeleniyordu. Cam parçaları kafasını, göğsünü ve kollarını kesmişti. Kan fiskiyeden fışkırırcasına akıyordu. Ama Nathan'ın gücünü topladı. Coppelius en iyi otomatımı çaldı benden. 20 yıl üzerinde çalıştım. Bütün hayatımı buna harcadım.
Dişli mekanizması, konuşma, yürüyüş, benim. Gözler, gözler senden çalınma. Lanet olası, lanet olası peşinden git. Bana Olimpiya'yı getir. Al işte, gözler. O anda Nathaniel, yerde duran bir çift kanlı gözün ona baktığını gördü. Sepalan Sunny bunları yaralanmış eliyle kaptı. Ona doğru fırlattı. Gözler göğsüne isabet etti. O anda derili kora halindeki tırnaklarıyla onu yakaladı. Ve en derinlerine saplanarak aklını ve düşüncelerini parçaladı. O ateş çember. Ateş çember. Dön ateş çember. Neşeli. Neşeli. O tahta bebecik. Dön güzel tahta bebecik. Derken Nathaniel profesörün üzerine atılıp gırtlağını sıkmaya başladı. Onu boğacaktı. Ama gürültü patırtı çok fazla insanı oraya çekmişti. İçeri girdiler. Öfkeli Nathaniel'ı tutup çekerek profesörü kurtardılar. Ardından da profesöre sargı yapıldı. Çok güçlü olmasına rağmen Sigmund kendinden geçmiş olan Nathaniel'ı zapt edemiyordu. Nathaniel korkunç bir sesle sürekli "Dön tahta bebecik, dön tahta bebecik" diye bağırıyor ve etrafına yumruklar savuruyordu. Nihayet birçok kişinin birleşen gücü onu yere yatırıp bağlayarak dizginlemeyi başardı. Sözleri korkunç hayvani börtüleri arasında kayboluyordu. Böylece korkunç bir öfke nöbeti içinde çıldırmış halde akıl hastanesine götürüldü. Bahtsız Nathaniel'ın başına daha nelerin geldiğini sana, ey lütufkar dinleyici, anlatmaya devam etmeden önce seni temin edelim ki becerikli mekanikçi ve otomat üreticisi Spallanzani'ye biraz acıyacak olduysan yaraları tamamen iyileşti. Fakat üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Çünkü Nathaniel'ın hikayesi olay yaratmıştı. Ve aklı başında çay sohbetlerine, neyse ki Olimpiya bunlara katılmıştı, canlı bir kişi yerine tahta bir bebek yutturmak çoğu kişi tarafından hiçbir şekilde izin verilemeyecek bir sahtekarlık olarak görüldü. Hatta hukukçular bunun daha da sert biçimde cezalandırılması gereken incelikli bir sahtekarlık olduğunu söylüyorlardı. Zira kamuoyuna yönelikti ve hiç kimsenin son derece zeki üniversite öğrencileri hariç fark edemeyeceği kadar kurnazca organize edilmişti. Gerçi şimdi herkes akıllı geçiniyor ve kendisine kuşkulu gelen çeşitli olgulara işaret etmek istiyordu. Ama sonuncular aslında ortaya akıllıca bir şey koyamıyordu. Çünkü kibar bir çay sohbeti katılımcısının ifadesine göre Olimpiya'nın örneğin tüm adetlere aykırı olarak esnemekten çok eğlenmesi kuşkulu görünmüş olabilir miydi? Birincisi diyordu kibar bey, gizlenmiş çalıştırma mekanizmasının kurulmasıydı. Bu sırada belirgin biçimde gıcırtı sesleri vesaire duyuluyordu. Şiir ve hitabet profesörü bir tutam enfiye aldı. Kutuyu kapattı. Burnuna çekip törensel bir edayla konuştu. Çok saygı değer beyler ve hanımlar. İşin püf noktasının ne olduğunu fark etmiyor musunuz? Bunların hepsi bir alegori. Devam ettirilmiş bir metafor. Beni anlıyorsunuzdur. Ama çok sayıdaki saygıdeğer bey bununla sakinleşmedi. Otomat hikayesi ruhlarının derinliklerinde kök salmış ve insan figürlerine karşı korkunç bir kuşku gerçekten de içlerine dolmuştu. Aşık oldukları kişinin bir tahta bebek olmadığından tamamen emin olabilmek için pek çok aşık sevgilisinden biraz usule aykırı şarkı söylemesini ve dans etmesini, bir şey okunurken sürekli nakış işlemesini, küçük köpeklerle oynamasını vesaire istiyordu. Ama özellikle de yalnızca dinlememesini. Arada bir konuşmasını ve bu konuşma biçiminin gerçekten de düşünmeyi ve hissetmeyi gerektirmesini bekliyordu. Pek çok kişinin aşk bağı sağlamlaşıp çekicilik kazandı. Bazıları ise sessizce ayrıldılar. Böyle bir şey hakikaten katlanılamaz diyordu bazıları. Kuşkuya yol açmamak için çay partilerinde inanılmaz biçimde esneniyor ve kesinlikle eğlenilmiyordu. Spallanzani, insan topluluğuna sahtekarlıkla sokulan, otomata ilişkin yürütülen kriminal soruşturmadan kurtulmak için belirtildiği gibi gitmek zorunda kaldı. Coppola da ortadan kaybolmuştu. Nathaniel korkunç, ağır bir rüyadan uyanır gibi uyandı. Gözlerini açtı ve anlatılmaz bir hazzın yumuşak tanrısal bir sıcaklıkla içini dolaştığını hissetti. Babasının evindeki odasında yatakta yatıyordu. Clara üzerine doğru eğilmişti. Ve hemen yanında
annesiyle Lothar duruyordu. Nihayet, nihayet. Candan sevdiğim Neytinol. Artık ağır hastalığından kurtuldu. Artık yine benimsin. Clara bu şekilde ruhunun en derinlerinden konuştu. Ve Neytinol'u kollarına aldı. Neytinol ise gözlerinden acı ve sevinç içinde yaşlar akarken derin derin iç çekiyordu. Clara'm. Clara'm. Büyük sıkıntı içindeki arkadaşını sadık biçimde terk etmeyen Sigmund içeri girdi. Neytinol ona elini uzattı. Sadık kardeşim, beni her şeye rağmen terk etmedi. Delilin her türlü izi kaybolmuştu. Kısa süre sonra Neytinol annesinin, sevgilisinin, arkadaşlarının itinalı bakımıyla gücünü topladı. Bu arada mutluluk da eve geri dönmüştü. Çünkü hiç kimsenin kendisinden bir şey ummadığı yaşlı ve hastalıklı bir dayı ölmüş ve Nathaniel'ın annesine azımsanmayacak bir servetin yanı sıra şehre uzak olmayan güzel bir bölgede küçük bir malikane bırakmıştı. Nathaniel, annesi, artık evlenmeyi düşündüğü Clara'sı ve Lothar'la birlikte oraya taşınmak istiyorlardı. Nathaniel her zamankinden daha yumuşak, daha çocuksuydu ve Clara'nın tanrısal saflıktaki muhteşem kişiliğini şimdi çok daha iyi fark ediyordu. Hiç kimse ona en ufak bir ima ile bile geçmişi hatırlatmıyordu. Yalnızca Sigmund onunla vedalaşırken Nathaniel şöyle demişti. Tanrı biliyor ya kardeşim, kötü yoldaydım. Ama bir melek beni tam zamanında aydınlık yola getirdi. Ah işte, Clara'ydı bu. Sigmund derin yaralar açan hatıraların onun içinde fazla canlı ve alevli biçimde canlanacağından endişelendiğinden onu daha fazla konuşturmadı. Dört mutlu insanın küçük malikaneye taşınma zamanı gelmişti. Öğle saatinde şehrin sokaklarında yürüyorlardı. Biraz alışveriş yapmışlardı. Belediye binasının yüksek kulesi devasa gölgesini pazar yerinin üzerine düşürüyordu. "Aa," dedi Clara. "Yukarıya bir çıksak ve uzaktaki dağlara baksak ya." Der demez harekete geçtiler. İkisi, Nathaniel'la Clara yukarı çıktı. Annesi hizmetçi kızla birlikte eve gitti. Ve çok sayıdaki basama çıkmaya hevesli olmayan Lothar ise aşağıda beklemek istedi. Sonunda iki sevgili kulenin en yüksek galerisinde kol kola duruyor ve ardında mavi dağların devasa bir şehir gibi yükseldiği mis kokulu ormanlara bakıyordu. "Dosdoğru üzerimize geliyor gibi görünen şu tuhaf küçük gri çalıya baksana," dedi Clara. Nathaniel mekanik biçimde yan cebine el attı. Coppola'nın dürbününü buldu. Yandan baktı. Clara dürbünün önünde duruyordu. O anda nabzı ve damarları kramp girmiş gibi kasılmaya başladı. Ölü gibi solgun halde gözlerini Clara'ya dikti. Ama kısa süre sonra dönmeye başlayan gözlerinden ateş akıntıları kor halinde püskürüyordu. Kovalanan bir hayvan misali iğrenç biçimde çığlık attı. Sonra havaya sıçradı ve arada korkutucu biçimde kahkahalar atarak keskin bir şekilde bağırdı. "Dön tahta bebecik! Dön tahta bebecik!" Ve müthiş bir güçle Clara'yı kavradı ve onu aşağı fırlatmaya yeltendi. Ama Clara çaresiz, ölüm korkusu içinde korkuluklara kenetlendi. Lothar çılgın adamın gürültüsünü, Clara'nın korku çığlığını duydu. Korkunç bir his kapladı içini. Yukarı koştu. İkinci merdivenin kapısı kilitliydi. Clara'nın yardım isteyen çığlıkları daha da güçlü yankılanıyordu şimdi. Öfke ve korkudan aklı başından gitmiş olan Lothar kapıya omuz attı. Kapı nihayet açılmıştı. Clara'nın "Yardım edin! Kurtarın! Kurtarın!" diye haykıran sesi giderek silikleşiyordu. Ve böyle böyle havada ölüp gitti. "O deli onu öldürdü!" diye bağırdı Lothar. Galerinin kapısı da kapalıydı. Çaresizlik ona bir devin gücünü vermişti. Tek darbeyle kapıyı menteşelerinden söktü. Göklerdeki tanrı, çıldırmış Nathaniel, Clara'yı galerinin üstünde havada asılı tutuyordu. Clara artık yalnızca tek eliyle demir çubuklara tutunuyordu. Lothar, yıldırım hızıyla kız kardeşini yakaladı. İçeri çekti ve aynı anda da çıldırmış olan Nathaniel'ın suratına bir yumruk patlattı. Bunun üzerine Nathaniel, geriye doğru savrulurken kurbanını da elinden bıraktı. Lothar kollarında baygın kız kardeşiyle aşağı koştu. Clara kurtulmuştu. Şimdi Nathaniel galeride sağa sola koşuyor,
havaya zıplıyordu ve... Dön ateş çemberi! Dön ateş çemberi! Dön ateş çemberi! Diye bağırıyordu. İnsanlar çılgınca bağırışlar üzerine toplanmaya başlamıştı. Az önce şehre gelmiş ve doğrudan pazar yerine gitmiş olan avukat Coppolius aralarında dev gibi dikiliyordu. Deliği yakalamak için yukarı çıkmak istediler. Coppolius, "Bekleyin, o kendiliğinden aşağı iner," dedi gülerek ve o da diğerleri gibi yukarı baktı. Nathaniel birden donup kaldı, aşağı eğildi. Coppolius'u fark etti ve "Ah, güzel gözlük, güzel gözlük!" diyerek kulakları tırmalayan bir çığlık da korkulukların üzerinden atladı. Nathaniel kafası parçalanmış halde kaldırım taşlarının üstünde yatarken Coppolius kargaşanın arasında ortadan kayboldu. Yıllar sonra uzak bir bölgede Clara'nın kibar bir erkekle güzel bir malikanenin kapısında el ele otururken önlerinde ise iki neşeli oğlan çocuğunun oyun oynarken görüldüğü söyleniyor. Buradan Clara'nın kişiliğine uygun olan ve iç dünyası paramparça olan Nathaniel'ın ona hiçbir zaman sağlayamayacağı o sakin ev huzurunu bulduğu sonucu çıkarılabilir.